biliyorsunuz ki sizlere en son çektiğimiz videoda Çorum'a gelmiştim. Söylemiştim zaten videoda da gübre yükleyeceğiz, gübre götüreceğiz diye. Bugün o günlüğündeyiz işte. Ekip pazarındayız. Gübre götüreceğiz. Ben şöyle size motoru çevireyim. Şu an sıra bekliyoruz arkadaşlar. Bir tane tır var. İçinde gübre var, o yıkılacak. Ondan sonra biz gireceğiz içeri. 160 torba gübre yükleyeceğiz. 160 torba gübre yükleyeceğiz. En az bir yarım saat falan süre yüklemesi galiba. Şöyle ben size ekibin başlığını göstereyim biraz. Bayağı büyük bir alan burası. Çorum ticaret bahçesi. Traktörü yıkamıştık ve gelirken biliyorsunuz ki yağmur yağıyordu. Bayağı kirlendi. O yüzden gübreler attıktan sonra bunu buradan yıkarız. Arkadaşlar. Ben size bir videonun başında bir söyleyeyim tekrardan. Instagram hesabımı veya diğer hesaplarımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ben oradan videoları ne zaman paylaşacağımı, ne zaman çekeceğimi söylüyorum. Bugün de söyledim. Takip ederseniz oradan ne zaman geleceğini videolarını öğrenebilirsiniz. Instagram profilim ismim zaten kanalımın kapak fotoğrafında var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim o kadar. Sıra bekliyoruz dediğim gibi. Sıramız geldiğinde ben içeri doğru girerim. 160 torba yükümüzü yükleriz ve yola çıkarız. Yine sizlerle beraber köye giderken tabii ki videomuzu çekeceğiz traktör içinden. Melih Çoşkun arkadaşımız var. O bize yorum yapmış. Traktörle ara gaz videosu bekliyordu. Onu yapmayı unuttum ama onu bugün yapacağım. Melih Çoşkun kardeşimizin isteğini, dileğini yerine getireceğim. Traktörle ara gaz videosunu çekeceğiz. Sıkıntı olmazsa eğer. Şimdi ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an sıra bize geldi. Bütün neredeyse yükledik. Şöyle gösterelim size. Yavaş yavaş da yüklemeye devam ediyorlar. Bekliyoruz. Daha şimdi yükleme yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Sımarı gelince yolumuza çıkmaya devam edeceğiz. Sizinle beraber video çekmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla sıkıntı da olmazsa. Evet arkadaşlar, şu an üçümüz yüklerek geldik. Yük sırasında şehir merkezinden geçerken videoya geçmedim. Yükümüz ağır. Biraz da kalabalıktı araçlar falan. Geçmedim güvenlik nedeniyle. Şu an benzinlikteyiz. Mazot alıyoruz. Traktöre dolduracağız, bir de bidona dolduracağız. Yükümüzü attık 160 torba. 8 ton yük var traktörümüzde. Ondan sonra yüzmemize devam edeceğiz. Yükümüzü yükledikten sonra şöyle göstereyim ben. Bir bidon dolduracağız. Şu an motor dolduruyor. Şu aralıkta 160 torba gübre bulunmakta. 8 ton var. Ben traktör içine geçeceğim birazdan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi şu an benzinlikteydik. Traktörümüzü, mazotumuzu doldurduk. Ayrıca bir de bidon vardı, onu doldurduk. Yolda trafik biraz kalabalıktı. Yükümüz de fazla olduğu için çekime geçmedim. O yüzden şu an çekimi başladım yani. Benzinlikte başladım çekimi. Biliyorsunuz ki geçen hafta 30 km hızlarla Çorum'a geldik. Anlatmıştım da tabii dediğim gibi gübre yükleyeceğiz falan diye. Gübremizi ekim pazarında yükledik. 160 torbayı. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Ben motoru hemen çalıştırayım şöyle. Sizlerle beraber. Sohbetimizi edeceğiz. Ben size bazı sorular falan soracağım. Onları falan anlatacaksınız. Hemen şöyle başlayalım. Şu an 30 km yolun neredeyse bir
45 kilometresini falan yemiş bulunmaktayız. Tekrar tamam. Ekim borsasında da dediğim gibi Beylik Coşkun arkadaşımızın bir isteği vardı bizden, traktör araba fabrikası. Onu da bu videoda çekeceğim. Çünkü benden istek video isteyenler için çekmem gerekiyor. Çünkü ben söylemiştim, hani video istediğinizde bana söyleyebilirsiniz. Yani, hangi tarz videolar istediğinizi söyleyin, çekerim diye. Beylik Coşkun diye bir kardeşimiz benden bu videoyu istedi. Yorum kısmına yazmış. Traktörde aragaz videosu istiyorum diye. Yapacağız. O videoyu büyük ihtimal köyde çekerim. Ve bu videonun en başına koyarım. Orada Melek Coşkun kardeşimiz izlesin. Ve bunun gibi videolar isteyen olursa da edebilmeye belirteyim, söyleyeyim. Daha farklı isteyenler olursa da söyleyeyim. Kardeşimiz bizden av videosu çekmemizi istemiş. Onu da çekeceğiz. Sonuçta siz hangi tarzda videoları izlemek istiyorsanız onu söyleyeceksiniz ki biz de ona göre videolar çekelim. Biraz bozuk olduğu için sarsıntı oluyor. Zaten ben Instagram'ı takip ediyorsanız orada da size söylemiştim. Cumartesi akşamı saat 11:30 geçe bu videoyu izleyeceksiniz. Cumartesi günü saat 11:09 geçe. Pardon, 11:30 geçe. Yani 11:30'da bunu da izleyeceksiniz de Instagram hesabımızda hikaye paylaşmıştım. Dediğim gibi kanalıma veya da özellikle de Instagram hesabıma takip ederseniz orada videoları ne zaman paylaşacağımı ben artık söylüyorum. Kanalımı takip eden kişiler ona göre videoları ne zaman geleceğini bildiği için kanalıma o gün, o saatte girer, yeni çektiğimiz videoları izleyebilir. Yani burada da amacım, hani videoları çektiğimde direkt izleyebilirsiniz ki sonradan hani sorun olmasın. Takip ederseniz ne zaman paylaşacağımı zaten ben orada söylüyorum. Tabii 11:30 diyorum ama bazen 11:30 değil de 10 geçe olabilir. Bazen 11:30 geçe değil de yani 12 de olabilir. Böyle durumlar olabilir yani, o yüzden kusura bakmayın. Bu da internet hızıyla alakalı bir şey. İnternet bazen hızlı oluyor, bazen yavaş oluyor. Ondan kaynaklanan bir şey yani. Şu an üzerinde bulunduğum traktör 110 beygir gücünde. 110 beygirden de biraz fazla olabilir. Bu motorun normal asıl beygir gücü 100 beygirdi. Hatta 98 beygir. Biz bunu bazı işlemler sonucunda traktörümüzü 110 beygirden de fazlasına ulaştırmaya çalıştık ve bunu becerdik. Tabii ki bu sadece bizim sayemizde de değil. Traktörün servisiyle alakalı konularda olsun, usta konusunda olsun, onların da tabii büyük bir emekleri var.
Normalde traktörümüz 100 beygir olmasına rağmen biz bunu 110 beygire rahatlıkla ve 110 beygirden daha fazlasına rahat bir şekilde çıkartabildik. Bu bizim için hiç zor olmadı. Sadece ufak bir miktar parayla her şey çözülüyor yani. Asıl burada anlatmak istediğim cümlelerden bir tanesi de, kelimelerden bir tanesi de bu modellerde özellikle 4 seriyi söyleyeyim. 75, 90, 100, 110 serileri toplum ağzında çok farklı olarak konumlandırıyor. Yani şöyle diyeyim. Yani TD veya da GX 75 ile TD veya da GX'in 110 modellerinin sanki motorları değişik, yani her şey değişik gibi konumlandırılmış diye düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Bu motorların her şeyi ayrı, aynı yani. Fakat bazı bilmediklerimiz var. O yüzden yani arasındaki fark bu kadar büyük. Yani asıl anlamak istediğim, şu an üstüne bulunuyorum GX serisi olarak konuşuyorum veya da Yolanda TDD serileri olarak konuşuyorum. Tabi bu diğer motorlar için de geçerli ama benim bu motoru kullandığım için daha çok bunu biliyorum. Yani TD veya da GX 75 ile TD veya da GX 110 arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok yani, hiçbir fark yok. Bütün en ince aksamına kadar her şeyi aynı. Sadece biraz farklı özellikler var, ondan da anlatayım size. TD veya da GX 100 ve 110 modellerinde arka kollara iki tane yardımcı piston daha konumlandırılıyor. Ve traktörümüzün kaldırma kapasitesi biraz daha artıyor. Yani aradaki farklar ufak tefek, bunun gibi boş muhabbetler. Hani tabi boş değil ama bir mesela TD 110 veya da GX 110 alacak kadar kolu bir muhabbetli değil. Bunu size anlatabildiysem ne mutlu bana. Yani bunların arasında hiçbir fark yok. Milleti kandırmalarına da gerek yok. Her şey aynı. Yani bir adam TD veya da GX 75 alıp onu 110 beygir yapabilir. Ve 110 beygirden fazlasını da yapabilir. Yani fabrikanın bu rezilliğini de burada söylemiş olayım. Özellikle Türk traktör fabrikasını biz kullanıyoruz yani. Bu traktörlerini kullanıyoruz. Hani böyle hatalar verse de, arızalar çıkarsa da kullanmaya devam edeceğiz. Sevdiğimiz bir traktör ama onun hatalarını, rezilliklerini de burada söylemiş olayım. Yani toplumu ya da milleti kandırmalarına hiç gerek yok. Ve daha demin de geldiğim yolda bir tane rampa vardı, onu da söyleyeyim size. Dediğim gibi traktörümüz asıl beygiri 100 veya 98 beygirdi. Biz bunu 110 beygir ve daha fazlasına çıkarmayı başardık, çıkarmadık. Ve traktörümüzün arkasındaki yük tonaj tam 8 ton. 160 torba var. Siz hesaplayın artık yani. Denedim 8 ton inanmazsınız. 8 ton yükümüz var ve traktörümüz dik bir rampayı 3. viteste 15 kaza düşmeden çıktı. Yani bunu da belirtmiş olayım. Hani bazen yorumlarda soran da olabiliyor. Traktör gücü nasıl? Güçlü falan diye. Bu arada bugün hava bayağı sıcak. Aldığım bilgilere göre tarlalar biraz soğukmuş ama pardon, ne soğuk ya. İyice de dilim dolaştı elimde. Çamurmuş. Öyle diyeyim. Arada sırada böyle dil dolaşıklara falan oluyor. Utku Yenak 24 saat çanı çekmiştik. Onda da böyle oldu. Zol kat edeyim. Sizlerden sonra çekime devam ederiz.
arkadaşlarım ve izleyenler bana videoları çok uzun çekme. Hani fazla izlenmiyor. Yani en fazla 15 dakika, 12-13 dakika falan çek diye söyledi. Öyle yorumladılar. Ve bu yorumun o yüzden hepsini çekmeyeceğim.
çok aşağı iniyorum, o yüzden yavaş iniyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçen hafta size söylemiştim yapacağımız işlemleri ve bugün o işlemleri gerçekleştirdik, gübremizi yükledik, köye doğru yol aldık ve şu an köye girmek üzereyim. Videoyu burada bitirmek istiyorum, dediğim gibi fazla olmasına gerek yok. Bu konu hakkında bana soru sormak isteyenler sorabilir, bana gündem hakkında soru sormak isteyenler sorabilir. Yapabilirsiniz. Şunu da söylemiş oldum. Arkadaşlar bana yorumlarda yazıyor. Bazı sorular yazıyorsunuz. Bu soruları bana Instagram hesabından yazarsanız, sorularınızı Instagram hesabıma yazarsanız daha iyi olur. Size özel cevap vermiş olurum. Yani kısacası bana soru sormak isteyenler Instagram hesabıma yazsınlar. Oradan sorularınıza cevap veya da çözüm yazarım. Instagram hesabımı ve diğer sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz dislike atmayın. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın dediğim gibi. Videomuz bugün saat 11.30'da bu videoyu izliyor olacaksınız. Dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki cumartesi günü, hafta sonu videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum ve görüşmek üzere diyorum.